24 ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Bu akşam briefing saatinde özel bir yayın yapacağız. Çünkü bugün 18 Mart. 18 Mart Türkiye'nin, özellikle Türklüğün geçmişini, geleceğini ve gerçekten bugün, gel bu şartlara sahipsek, Çanakkale Savaşı'ndaki şehitlerimize borçlu olduğumuzu ve bu vesileyle de başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve özlemle anarak programa başlamak istiyorum. Dolayısıyla bu akşam 18 Mart akşamı çok kıymetli hocamızla beraber 18 Mart'ı anlatacağız. 18 Mart'ın ne anlama geldiğini ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bugünkü uluslararası ilişkilere olan etkisini analiz etmeye çalışacağız. Şimdi çok kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğum hem 18 Mart'ın anlam ve önemini belirten birkaç önemli bilgi arz edeceğim. Ve daha sonra hocamla hemen hızlı bir şekilde programımıza başlayacağız. Şimdi yönetmen arkadaşımdan rica ediyorum. 18 Mart şanlı Çanakkale zaferimize baktığımızda neden Çanakkale'nin gelmez olduğunu, neden Çanakkale'nin geçilmesinin o düveli muazzama için önemli olduğunu bir kez daha göreceğiz. Öncelikle 1. Dünya Harbi'ne baktığımız zaman bu iklimde Çanakkale Boğazı özellikle düveli muazzama için çok önemli bir hedefti. Çünkü dönemin şartları içerisinde Çarlık Rusya çok zor durumdaydı. Çarlık Rusya'sına yardım gitmeliydi ve o dönemde yapılan gizli anlaşmalara baktığımız zaman özellikle İstanbul'un ve Boğazların kontrolünün Rusya'ya verilen İstanbul Anlaşması'nın geçerliliğini sürecek, Çarlık Rusya'sını belki kurtaracak yardımları engelleyen ve onlar aslında kilidi kırsalar da o yardım gitmesiyle beraber belki de bağımsızlık mücadelemizi gerçekleştiremeyeceğimiz bir konjonktür ortaya çıkabilir. Dolayısıyla onlar için çok çok önemliydi. İkincisi, Boğaz'ın işgal edilmesiyle İstanbul tehdit edilecek ve Osmanlı'nın savaştan çekilmesi sağlanacaktı. Neden diyoruz İstanbul hedef? Neden 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesinden sonra özellikle Ayasofya'nın önemli bir sembol haline getirilerek 1096 senesinde başlayan Haçlı Seferlerinin bir başka aşamasına geçilmesi ve 1453'ten 1914'e kadar, 15'e kadar süre içerisinde işte o Haçlı ruhunun İstanbul'u tekrar fethetmek, onlar açısından ele geçirmek ve Ayasofya'ya haç dikebilmek için onlar için çok önemli bir sembol. Dolayısıyla Osmanlı'nın savaştan çekilmesi ve İstanbul'un ele geçirilmesi onlar için son derece önemliydi. Ayrıca dönemin tabii Osmanlı'nın müttefiklik yaptığı ve savaşta aynı blokta yer aldığı Almanların Orta Doğu'ya ilerleyişini engelleyerek Çarlık Rusya'sına da yardım edilmesi. Biraz evvel söylemiş olduğum gibi ama işte 2. Wilhelm dediğimiz aslında Almanların da Orta Doğu politikası engellemek bakımından bu iki önemli su yolu, hem Çanakkale Boğazı hem İstanbul Boğazı hakim olmak son derece önemli. Ve Çanakkale Zaferimiz Kurtuluş Savaşı'na ilham kaynağı olmuş, Türk direnişini ateşlemiştir. Çanakkale Savaşı'nı biz sahada kazandık ama maalesef masada kaybettik. Ama Çanakkale Zaferi'ndeki ortaya koymuş olduğumuz güç, ruh, milli bilinç ve gerçekten Mehmetçiğin yenilemez olduğunu, Mehmetçiğin ölümsüz olduğunu ortaya koyan o büyük zafer bizim 19 Mayıs 1919'da başlayan milli mücadelemize önemli derecede ilham kaynağı olmuştur. Dolayısıyla Çanakkale Zaferi gerçekten bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok önemli bir süreci ifade etmektedir. Peki Çanakkale müdafaasına baktığımız zaman şöyle geçsem daha uygun olacaktır. Çanakkale müdafası yardımsız kalan Rusya'ya yıkılmasına sebep olmuştur. Biz evvel demiş olduğum gibi 1917'de Bolşevik devriminin gerçekleşmesinde özellikle müttefiklerin Çarlık Rusya'sına yardım götürememeleri sebebiyle başlayan ayaklanmanın Bolşevik devrimiyle Çarlık Rusya'sının sonuna getirmesi ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasına sebep olmuştur. Ünlü İngiliz amiral, tabii bu Çanakkale'deki hezimet gerçekleşince onlar için çok büyük bir aslında hezimet ve büyük bir mucize o savaşı kaybetmek, sahadaki masaya savaşı kaybetmek. Ve şunu söylüyor ünlü İngiliz amiral Lord Fisher, lanet olsun Çanakkale'ye, orası mezarımız olacak. Bakın, yenilmez armada, düveli muazzama Çanakkale'nin ağzına dayanmış, ellerinde son derece teknolojik silahlar var ve işte bir milli ruhla, ve çoluk çocuk demeden Hey 15'li türküsü vardır ya, aslında o bir acıklı türküdür. Maalesef o biraz oyun havası gibi bugün anlaşılıyor ama o 15'liler işte sayesinde ve anaların kınadadığı kuzuları dediğimiz o çocukların gönderildiği cephede askerlerimizin kanıyla yazılmış bir zafer. Ve diyor ki işte lanet olsun Çanakkale'ye, orası bizim mezarımız olacak. Bu itiraf niteliğinde. Ve Napolyon'un işte Türkler öldürülebilir fakat mağlup edilemez sözü Çanakkale'de bir kez daha anlaşılmış oldu. Ünlü biliyorsunuz Fransız generali. Bugün Macron'a çok yan yana görüyoruz kendisi ismini. Çünkü Fransızların gerçekten efsanevi bir generali, bir askeri Napolyon. Türkler öldürülebilir fakat mağlup edilemez. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyen ruhun arkasında işte bu var. Sizi onları öldürebiliriz ama asla mağlup edemeyiz diyorlar.
Ve İngiliz Bahariye Nazırı Winston Churchill, biliyorsunuz o dönemin ünlü savaşın gidişatını etkileyen ünlü isimlerden, daha sonra İngiltere'de başbakanlık da yapmış. Şu sözü çok çok önemli. Birazdan onu da resmini size göstereceğim kıymetli izleyenlerimiz. Bugün dünya denizlerinde görev yapmakta olan 5000'i aşkın savaş gemisinden hiçbiri nusret ve onun döktüğü mayınlar kadar harbin gidişine ve düşmanın geleceğine etki olarak bir başarı gösterememiştir. İşte bakın, bir küçücük gemi, Yüzbaşı Hakkı Bey'in yönetimindeki o küçücük gemi, şimdi yönetmen arkadaşımdan rica edeceğim, çok önemli bir resimdir bu ve işte Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlar sayesinde savaşın gidişatı değişmiştir. Evet, şu anda savaşın gidişatını değiştiren iki önemli isim görüyoruz, iki önemli resim görüyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Bir tanesi işte bu küçücük 1911 senesinde yapılmış olan Nusret Mayın Gemisi, Erenköy koyuna bir gece yarısı 26 mayını paralel bir şekilde dizmesiyle ve o dönemin İngiliz gözcülerin radarlarının onu fark edememesi sebebiyle Hakkı Yüzbaşı'nın komutasında bu gemi dizmiş olduğu mayınlar sayesinde ünlü Fransız gemisi, yanlış hatırlamıyorsam Bouvet'i çok önemli bir şekilde yaralamıştır. Irresistible, çok şiddetli bir şekilde yaralanmıştır ve savaşın gidişatı işte o Nusret Mayın Gemisi sayesinde değişmiştir. Çünkü belki de son yapılacak bir hamlemiz vardı. O da işte Yüzbaşı Hakkı Bey'in o cesur ruhuyla bir gece yarısı, bütün o biliyorsunuz çevrede bir de istihbarat da var sonuçta, ne yaptığımızı gözetliyorlar ama işte o gece yarısı gerçekten çok itinayla düzülen 26 mayın sayesinde o yenilmez zırhlılar bir gecede büyük yara aldı. Ve ardından işte Seyit Onbaşı, resimde görmüş olduğumuz bir başka önemli kahraman Seyit Onbaşı, Nusret Mayın Gemisi'nin yaralamış olduğu gemilerin, zırhların ardından ve onların tabii karşı atışları sayesinde onların yanında bulunan yani füze kaldıraçının kırılması sebebiyle sonuçta bir verme atışı yapılması gerekiyor. Ve o 215 kilo, yaklaşık 215 kiloyu başka bir imkan yok. İşte Seyit Onbaşı aynı bu şekilde iman gücüyle Bismillah Allahu Ekber diyerek o mermiyi kaldırarak sırtlıyor ve mermiyi namlunun ağzına vererek Irresistible'ı Bouvet'i bir kez daha Ocean'ı vurarak bir kez daha, iki kere hatta yaralıyor ve işte o gemiler artık işlemez hale geliyor. İşte bu daha nicesi, tabii o da resmedilmiş, şurada görmüş olduğunuz görüntüsü onun batış anını gösteren bir gemi, resim Ocean gemisinin ve daha nice kahramanlıklar, nice belki ismini unuttuğumuz kahramanlar sayesinde biz bugün burada işte bu stüdyoda yayınımızı yapıyoruz, rahat yataklarımızda uyuyabiliyoruz. Dolayısıyla 18 Mart demek büyük bir şanlı zaferdir ama bir o kadar da tabii acıların yaşandığı bir dönemdir 18 Mart zaferimiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca hocamızla beraber hızlı bir şekilde savaşın anlam önemini anlatmaya başlayacağız. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Kutay hocamız bizlerle beraber, kırmalılar, şeref verdiler. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili Furkan. Bu özel zaman biliyorsun. Yani sen olduktan sonra sağ olun hocam, gönüllerimiz beraber. Evet. Bu özel günde sizle olmak da benim için ya çok benim için mutluluk. De öyle. Önce orada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hani bu vatanı bize bu şekilde kılan o Çanakkale zaferi ki bizim için çok temel, birazdan çok. Bahsedeceğiz. Evet. Hepsine rahmet diliyorum. Yani onlar olmasa biz şimdi bu programı yapamayabilirdik. Çok önemli bir bu gençlik önemli. Türkiye adında bir devlette olmayabilirdi. Olsa bile nerede olacağımızı bilmeyen bir şekilde gelebilirdik. O kadar önemli ki. Kesinlikle. Biliyor musun hani sonucu ne olursa olsun kutlanabilen tek zaferdir Çanakkale zaferi. Hani çünkü savaş devam ediyor yani, evet, sonuçta bitmemiş. Hani o kadar önemli ki, o yüzden hani burada seninle olmak benim için ayrı bir mutluluk oldu. Çok teşekkür ederim. Şeref duydum ben sizde olmaktan dolayı. Dolayısıyla 18 Mart'ta çocuklarımızı iyi anlatmalıyız. 18 Mart'ta Çanakkale'ye çocuklarımızı götürmeliyiz. Ve bastığımız toprakların gerçekten kanla sulandığını ve her köşesinde gerçekten şehit kanı olduğunda bilerek bunu, bu anı yaşamalıyız. Belki bu ruhu hissetmeliyiz. Şimdi hocam tabii ki ben dediğim döndüğünce yaz etmeye çalıştım. Siz de siyasi tarih, bir diplomasi tarihçisi olarak ve bu dönemleri çok iyi analiz etmiş bir hocamız olarak. Şimdi Çanakkale Savaşı neden önemli? Aslında öyle başlayalım. Büyük ya da etkileri var tabii. Çanakkale Savaşı'nın o uluslararası ilişkiler konjonktüründeki yeri neydi? Yani bu düveli muazzama neyi hedeflemişti hocam? 1915 tarihin önemi neydi? Yani bir kere şöyle, Osmanlı'nın yok edilme noktası esasında hani temel anlamda o Çanakkale Savaşı'ndaki galibiyete bağlı gibi gözüküyordu. Belki de hani onu birazdan değineceğim ama Kurtuluş Savaşı'na giden süreç
o milletin ben de varım diyebilmesinin nedenidir Çanakkale. Şimdi sevgili Furkan, Çanakkale muharebeleri insanlık tarihinin o zamana kadar gördüğü en büyük amfibi muharebe. Bir kere hareket. Amfibi, hareket. Evet. Yani bir kere bunu bir koyalım. Yani o dönemin en büyük devasa savaş gemileri Çanakkale içerisinde. Tabii büyük zırhlılar. Farklı milletlerden insanlar var. Hintlisinden Yeni Zelandlısına, Avustralyalısından daha başka sömürgelerden ve maalesef hani Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıldığı da bir şey var sömürgesel anlamda. Savaş tarzı açısından da diğer cephelerden farklı. Yani çıkartma var, koruma var, bindirme var, çekilme var. Her şey var savaşın içerisinde. Yani siz yalnızca o zırhlıya sahip olmakla orada savaşı kazanamayacağınızı görüyorsunuz. Şimdi tabii bir de taktiksel dehalar var. Hani bizim defa, milletimize armağanıdır Çanakkale zaferi Mustafa Kemal'i. Çünkü o, birazdan daha detaylı değinirim. Mustafa Kemal'in orada tanınması belki de Kurtuluş Savaşı'na giden süreçte o Samsun'la çıkıp da istifa ettiği gün bu kadar insanın arkasından gitmesine neden olan savaştır Çanakkale zaferi. Kahramanlık örneğidir. Kahramanlık aslında. Örneğidir. Yani bunu bir kenara koyalım. Tabii şimdi bunun çok etkileri var. Hı. Bir kere o ilk söylediğim yani Osmanlı'yı bir an önce bitirmek. Onu nasıl yapacaksınız? İstanbul'u ele geçirmeniz lazım. İstanbul'u ele geçirmek için Çanakkale'den geçmeniz lazım. Bir kere bu en az 2 yıl daha savaşın süresini arttırmıştır. Burası açık ve net. Doğru. Bir kere savaşa gelen ülkeler fazlasıyla asker ve deniz kuvveti bulundurmak zorunda kalmıştır Çanakkale'de. Çünkü uzadıkça daha fazla. Maliyet artmaya başlıyor. Hem maliyet hem de diğer cephelere asker kaydırma, o maliyeti yayabilme şansını kaybetmiştir Birinci Dünya Savaşı'nda. Yani şöyle 600 bin yabancı asker var. 600 bin. 400 bin Türk askeri. Gelip gidenler, dolaşanlar. Çünkü öyle tarihler var ki işte o dönemin bir futbol şeyini okurken hani hafta içi savaşıyor, geliyor hafta sonu maç oynayıp geri dönüyor falan. Böyle var. Bu cephede tutulmak zorunda kalmıştır. Yani dolayısıyla hani o asker kaydıramamanın verdiği nokta da burada başlıyor. Bu da diğer cephelere çok büyük etki yapmıştır Çanakkale adında. Yani Çanakkale'deki o sürecin uzaması diğer cephelerdeki zayıflamayı, asker gönderememeyi, karşı tarafa hamle yapmayı engelleyen süreçlerdir. Bu da işte ilk söylediğim şey savaşın süresini, Birinci Dünya Savaşı'nın süresini... Motivasyon da etkiliyor tabii. Ama önemli bir şey var bak o dönemde. Savaşları kaybediyoruz. Balkan Savaşları'nı kaybediyoruz. Birinci, ikinci Balkan Savaşları. Toprak kaybediyoruz. O kayıplardan sonra ordunun savaşma motivasyonu da özellikle komutan kademesinde şeyini kaybetmiş, kendine güvenini kaybetmiş durumda. Bu moral gücü Çanakkale ile beraber hızlıca yükselmiştir. Bu neye ön ayak olmuştur? Milli mücadelenin fazlasıyla başarılı olmasına en temel nedenlerden biridir. O Türk subayındaki ben başarılım noktasını ortaya koyması açısından. Şimdi önemli bir kaybımız var bizim Çanakkale'de. Bence belki de hani bunu daha sonraki dönemde çok fazlasıyla, Cumhuriyet sonrası çok fazlasıyla hissettik. İnsan gücü ve beyin kaybımız var. Ya hocam. Doktorlarımız, mühendislerimiz, mezun veremeyen liselerimiz. İstanbul Erkek diye hatırlıyorum. Erkek var, Kayseri Lisesi var. Tüm oradan biliyorum. Özellikle 23'te Cumhuriyet kurulduktan sonra o reform sürecinde o yetişmiş eleman yokluğu, kadro eksikliği çok fazlasıyla hissedilmiştir. Hani tamam milli mücadelede de kayıplarımız olmuştur ama ana noktada o yetişmiş insan kaybı Çanakkale'de çok daha fazla Furkan biliyorsun. Demin de söyledim, bu savaşın bence en önemli şeyi Türk milletine Mustafa Kemal'i kazandırmış olmasıdır. Yani ilk kez Anafartalarda, Jonkbayırı'nda milletin dikkatini çekecektir. Çünkü o dönemin gazetelerine bakarsanız
çok önemli manşetler görürsünüz. Bir şey üzüntü olarak söyleyeyim. Çok denk geldim birine. Hatta maalesef bir akademisyendi. Dedi ki Mustafa Kemal'in öyle çok etkisi yokmuş. Von Sanders planlamış dedi. Hocam nedir bu peki sizce bu sebebi? Ya, yani bizim Türk milletinde değerlerimizi anlamama, algılayamama, yani Von Sanders'ın kendi anılarını bile okumamış bir akademisyenle karşı karşıyaydım. O yüzden çok uzatmadım. Yani cehaletine verdiniz. Kesinlikle akademik cehaletine verdim. Yani böyle bir şey yok. Hani Von Sanders'ın kendi ifadesi bana karşı çıktığı zaman ve savaşın sonundaki galibiyeti görünce onun gerçekten çok büyük bir komutan olacağını anlamıştım diyor. Yani kendi Mustafa kitabında, Kemal Paşa için. Mustafa Kemal Paşa için. Şimdi milli mücadelenin işte o Samsun'a çıkış, Samsun'dan sonra askerlikten istifa ediş, tamamen sivil bir şey, işte o meşhurdur hatırlıyorsun. Kazım Karabekir'in emrindeyiz paşam ifadesi. Bütün bunlar o Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal'e duyulan inancın bir tezahürüdür geri planda. Şimdi bu her noktada önemli bir şey. Ama ben bir diplomasi tarihçisiyim biliyorsun. Bunun evet, uluslararası bunu, evet, sonuçları esasında ilginç bayağıdır. Bakın şöyle bir buraya gelmeden önce de biraz göz attım da ilginç bir şekilde... Boğaz kolay geçilemeyince İngilizler örneğin Japonlardan asker talep ediyorlar. Japonlardan? Tabii tabii. Değil mi? Ne kadar ilginç. Enteresan evet. Japonlardan asker talep ediyorlar. Japonlar bunu hep geciktiriyor ve vermiyorlar. Çünkü savaşın seyrine bakıyorlar. Onlar da anlıyorlar az çok savaşın. Anlıyor. Tabii, tabii tabii. Ama en büyük zararı o dönemin hani 19. yüzyılın büyük güçleri Fransa ve İngiltere'nin askeri ve siyasi prestijine olumsuz etki yapmasıyla da bu savaş önemli. Ha, belki şu denilebilir. Nedir bu etki? Herkes İngilizlerin denizlerde yenilmesi yenilmez. İmkansız, yenilmez bir armada, deniz gücü olduğunu düşünüyordu. Öyle bir şey olmadı görüldü. Bir efsane aslında bu da çöktü. Ama bunun etkisi nerede görülüyor biliyor musun Furkan? Afrika ve Asya'da. Ne açıdan hocam? Ne açıdan? Şimdi biliyorsunuz İngiltere ve Fransa o dönemin en büyük sömürge güçleri. Doğru. Ve bu sömürge güçlerinde yaşayan Müslümanlar İngiltere ve Fransa'nın yenilebileceğini, istikbal ve hürriyet anlamında Türklerin yaptıklarının kendilerine bir örnek olabileceğini görüyorlar. Bir bağımsızlık meşalesi yanıyor. Aynen öyle. Tam bu. Ve biliyorsun 60'lardan sonra da zaten hatta 40'ların sonundan itibaren, yani 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren de bu süreç dünya siyasi haritasında çok farklı devletleri ortaya kesinlikle çıktı. Kesinlikle bağımsız. Tabii doğru. Şimdi Çanakkale'ye hakim oluşumuz dünya savaşında Rus çağırlığını deviren Romanya'yı perişan eden Bulgaristan'ı merkezi devletlere katılmaya zorlayan bir sürece de neden oldu. Hmm. Bu da savaşın uzamasında önemli etkenlerden biri. Gidişatını değiştiren. Yani tabii. Bakıyor ki adam İngiltere ve Fransa yenilebiliyor ve burada Almanya çok daha kuvvetli noktaya gelecek. Şimdi burayı görüyor örneğin. Bu da etken bir şey. Ama İngilizlerin savaşa getirdikleri Yeni Zelandalılar ve Avustralyalılar. Meşhur Anzaklar. Anzaklar evet. Deniz aşırı ülkeler biliyorsun tabii o dönemde İngiltere'ye bağlı. Niye gelmişler oraya? Ama bir milli bilinçleri yok. Yani bir Avustralyalı bilinci, Yeni Zelandalı bilinci yok. Commonwealth dediğimiz. Binlerce kilometre uzaktan getiriyorlar ve hiç bilmedikleri, hiç tanımadıkları, düşman diye lanse edilen İngiltere İmparatorluğu'nun çıkarı için savaşmaya zorlanıyorlar. Şimdi bu askerler o savaşta şunu görüyorlar. Ya bu insanlar kendi vatanları için gözlerini kırpmadan gidiyorlar. Evet. Ya biliyorsunuz Nutuk'ta da var. Yani öleceğini bile siperden çıkıp merminin üzerine doğru gidiyor. Şimdi bunu gören Yeni Zelandalı ve Avustralyalı diyor ki biz kimin için ölüyoruz? Onlar da sorguluyorlar. Sorguluyorlar. Niye buradayız? Çünkü bu askerler cepheden ailelerin yanına gittikleri zaman Furkan, o zaman işte o meşale orada yanıyor.
biliyorsunuz mektuplar, hatıralar yayınlandı. Çok, okumuşsundur. Evet. Oradaki ifadelerin hepsi bunu gösterir. Kimin için savaşıyoruz, ne için savaşıyoruz? Türkler savaşıyor çünkü kendi ülkelerini korumak istiyorlar. Kendi topraklarını korumak. Biz kimin için savaşıyoruz? Bu bizim savaşımız mı? Bu çok önemlidir, çok önemli bence. Kendileri açısından çok önemli bir uyanış aslında bu hocam. Kesinlikle. Bir önemli bir şey daha söyleyeyim. Çanakkale Savaşı'nın bir diğer etkisi de bugün gündemde İsrail-Filistin sorunu. İsrail'in kuruluşuna, varışa gelişmelerinde başlangıç oldu. Savaş. Evet. Bir de hocam meşhur bir Siyon katırcılar meselesi var. Şimdi aklıma geldi ama. Şimdi bak. Siyonistlerin de bu anlamda savaşa karşı da çok bir destek verdiği söyleniyor. Jabotinsky var. Bu Dünya Siyonist Hareketi'nin liderlerinden biri. Doğru. Onun Gelibolu'daki Gönüllü Yahudi Birliği'nin hikayesi diye bir kitabı var. O kitapta diyor ki biz 600'e kadar gönüllü Yahudi'yi İngilizlerle beraber savaşması için gönderdik. Bunların kahramanlık hikayelerini İngiliz ve Fransız kamuoylarında Amerika'da yayınladık. Ve Siyonizmin ve veya bir Siyonizmi veya bir yurt verilmesi durumunu da İngilizlere daha kolay anlatmamıza neden oldu diyor. Hmm. Ve hemen Çanakkale Savaşı'nı geçiyorsunuz. İşte çok kısa sürede Kasım 1917'de biliyorsun Balfour bildirisi İngilizler tarafından yayınlanıyor ve İsrail Devleti'nin kurulmasına varan bir uluslararası hukukunda içerisine giriyoruz. İlk kez bir bildiriyle Filistin'de Musevilere bir yurt verilmesi de kabul edilmiş oluyor. Hı hı. Yani Çanakkale Savaşı öyle bizim bildiğimiz o askeri harekatların dışında demin senin de madde madde verdiğin birçok şeyi içeren bir savaş. O yüzden girerken çok güzel bir şey söyledim. Ben her gittiğimde tüylerim diken diken geziyorum oraları. Gözlerim yaşlı bir şekilde. Çünkü her birinde bir kamp var. Her birinin toprağın altında bir kemik parçası var. Her bir toprağın altında bu vatanın öyle kolay kolay hiç kimseye teslim edilemeyeceğinin kanıtları var. Oradaki sergilenen her bir merminin yapılmasında bir Türk kadınının parçası var. Ayrı bir program bizim için. Ki onu da söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'nda kadın bildirileri yani hükümete karşı, meclise karşı verilen bildirileri görünce diyor ki erkekleriniz savaşmayacaksa biz savaşalım bırakın diyor. Çünkü en büyük eziyeti onlar görüyorlar. Tecavüze uğruyorlar, çocukları, eşleri yanlarında kaçırılıyorlar. O yüzden hani oradaki kadınlarımızın etkisini görüyorsunuz. Oradaki köylünün etkisini görüyorsunuz. Yiyeceği içeceği yok ama asker yesin diyor. Ben aç kalayım diyor. Şimdi bütün bunlara bakıyorsunuz. Bugün garip garip şeyleri de konuştuğumuz bir Çanakkale konusu da mevzu bahit. Evet. Hurafelerle Çanakkale'yi anlatmak gibi abuk sabuk işe yani hiçbir şeye temele dayanamayan tabii ki. Bir yapı var. Yani bu da insanı tabii biraz üzüyor ama Çanakkale zaferi çok iyi anlaşılmalı. Özellikle uluslararası anlamda ne ifade etti? Diyorum ki ben çok özür dilerim. Sabra buyurun hocam. Ben diyorum ki Çanakkale zaferi milli mücadelenin kazanılmasının en önemli etkenlerinden biridir. Altın anahtarıdır. Artı Cumhuriyet'in kurulmasının da en önemli etkenlerinden biridir. Kesinlikle. Orada kaybettiğimiz o nesil ki hani... Bizi bir 50 yıl etkiledi hocam. Daha fazla. Çünkü o günkü konjonktürü düşünürsen çok daha fazla etkilenmiş. Ve hocam çok enteresan. Tabii birçok hikaye geliyor. Siz anlattıkça da duygulanıyoruz da. Kınalı Hasan hikayesini bilirsiniz hocam. Komutana bakıyor ki saçında kına var. Normal ele kına yakılır. Evladım diyor sana niye kına yakmış anan diyor. Vallahi bilmem komutanım diyor. Ben de bilmiyorum. O zaman bir yaz sor bakalım diyor. Okuma yazma bilmiyor. Yanındaki okuma yazma bilen komutan asker ona yardımcı oluyor. Mektubu gönderiyor. Anası da mektubu cevaben şöyle yazıyor. Komutanım diyor biz diyor iki şeye kına yakarız diyor. Bir diyor evlenen kıza yakarız. Bir Allah'a kurban edeceğimiz koça yakarız. Bir de askere giden çocuğumuza yakarız. Ki ben dört çocuğumdan en kuvvet, en gürbüzünü cepheye gönderdim. Ve onun saçına kına yakarak aslında vatana kurban ettim der. O mektup gelir. Komutan okur ağlamaya başlar. Der ki Hasan'ı bana getirin der. Yaveri gider Hasan'ı bulmaya. Sonra döner gelir Hasan komutanım der. Hasan Kilitbayır'da şehit olmuş.
Yani çok acı şeyler, çok tüylerimiz diken diken oldu hocam. Bunları tabii çok zor anlatmak. O asker mektupları şimdi tabii aklımıza çok kalmıyor. Yani okuduğumuz o kadar detaylıdır ki okuyamazsınız ağlamaktan. Yani çok Çanakkale'deki o asker mektuplarını. İşin ilginç yönü, örneğin bundan oldu bayağı bir, yani belki 5-6 yıl tam bilmiyorum, tarihini hatırlayamadım ama Yeni Zelanda Başbakanı ve Avustralya Başbakanı bir konuşma yaptılar burada. Şeyde 18 Mart'ta hani o Gelibolu Yarımadası'ndaki törende ve orada çok dikkatimi ya da ilgimi çeken şey şu olmuştu Furkan. Burada benim konuştuğum hani Yeni Zelandalılar ve Avustralyalılar bir milli bilince büründü konusunu bizzat başbakanları konuşmalarında söylediler. Türklerin vatanı için savaşmaları bizim kimin için buraya geldiğimizi sorgulamamıza neden oluyor dediler. Kendimizi ışık tuttuk. Kendimizi ışık tuttuk dediler. Ve oradan geriye dönen askerlerin orada yarattığı kamuoyuna da vurgu yaptılar. Hani onlar olmasa bunun farkına varamayacaktık. Bunlar önemli şeyler. Evet, evet hocam. Bir şey daha söyleyeyim. Vaktimiz hocam, toparlayalım. Çok kaldı evet, çok, galiba. Evet, toparlayalım. Ya ben örneğin kendimizin yaptığı çok iyi bir Çanakkale filmine hasretim. Evet, aslında. Bizim esasında burada böyle bir şey var. Hani çok iyi hocalarımız var, akademisyenlerimiz kesinlikle var, danışman tarihçilerimiz var. Arşivimiz var. Arşivimiz var. Bir Çanakkale Zaferi filmi. Buradan yani inşallah çağrımız olsun. Bu filmin adı da Çanakkale Geçilmez olabilir. Hiç kesinlikle. Yeterli, o kadarlık yeterli kesinlikle, yani. Kesinlikle. Bir Çanakkale filmi. Yani bu çok önemlidir yani. Hocam bu dilekle inşallah o zaman inşallah toparlayalım programı ama hocam sabaha kadar anlatsak duygularla gerçekten geçmez, bitmez. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür hocam. İnşallah tekrar günleri yine anlatırız daha farklı i̇nşallah. Konuları da. Ayaklarınıza sağlık hocam. Şeref verdiniz. Sağ olun. Hocam o şeref bana ait. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, gerçekten duygu dolu anlar yaşadık. 18 Mart'ı ne kadar anlatsak azdır. Ama Mehmet Akif Ertuğ'un belki dizeleriyle sonlandırmak daha doğru olacaktır. Bastın yerleri toprak deyip geçme tanı, düşün altında yatan binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, yazıktır incitme vatanı. Verseler dünya, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bizlerden bu akşam bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.